Merhabalar arkadaşlar, efsane soru çözümlerine devam ediyoruz. Çözünürlük dengesinde ortak iyonun arkadaşlar güzel bir sorusunu buldum sizin için. Bunun çözümünü birlikte yapmayı düşünüyorum. Şimdi diyor ki sorumuzda 25 derecede kalsiyum flor katısı 0.01 molar 400 mililitre sodyum flor çözelsine en fazla 1.56 miligram çözünebilmekteymiş. Buna göre kalsiyum flor katısının aynı koşullardaki KCC değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada bizim iki tane tuzumuz var, dikkat edin. Bunlardan birisi kalsiyum flor. Şöyle iyonlaştım. Kalsiyum artı 2, iki tane flor eksi 1. Diğer maddemiz de sodyum flor, değil mi? Sodyum flor, evet, o da iyi çözünen bir tuzumuz. İyi iyonlarına ayrışabiliyor. Çünkü 1A grubu tuz arkadaşlar. Zaten bu ortak iyon sorularında sistematik hep aynıdır. İki tane tuzumuz vardır. Bunlardan birisi suda az çözünen, denge oluşturandır, diye de iyi çözünendir. İyi çözünenden gelen ortak iyonu dengede yerine yazacağız. Ana mantık bu sorularda. Şimdi sodyum florür burada iyi çözünen. Bunu nereden anlarsınız? Bir de başka bir yöntem daha var mı hocam diye sorarsanız, var. Mesela hangi maddenin KCC'sini vermiş ya da sormuşsa, burada sormuş, kalsiyum florun aynı koşullarda KCC'si demiş. KCC'si verilen ya da sorulan dengedir arkadaşlar. Bu da size bir ipucu olsun. Şimdi bizim iyi çözünen maddemiz sodyum flor 0,01 molar, 0,01 molar, 0,01 molar, tamam. Kalsiyum florun sodyum flor içindeki çözünürlüğü ne kadarmış biliyor musunuz? 1.56 miligram. Yalnız ben çözünürlüğü miligram cinsinden değil ki, ne cinsinden yazmam lazım? Molarite. O zaman hemen geçişe başlayalım. Diyorum ki 1.56 miligram eşittir 1.56 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram. Gramını buldum. Peki, devam ediyorum. Mole geç yapalım. Kimi çözüyoruz? Kalsiyumu. Kalsiyum florun mol kütlesi ne? Kalsiyum 40. Flor 19, 19, 38. Topla bunları, 78. Böl 78'e. M bölü M yaptım. Molünü buluyorum arkadaşlar. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol. Tamam. Molünü bulalım. Şimdi molariteye geç yapabiliriz artık. Molarite işte M bölü B. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü. Hacmimiz 400 mililitre. Yani bu madde ekledikten sonra hacmin değişmediği kabul edilir. Yani çözeltinin yine 400 mililitre olduğunu kabul edeceğiz. Bunu da litreye çevirdim. 0,4 yaptım. Buradan da 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar çıktı. Kalsiyum florun sodyum flor içindeki çözünürlüğü neymiş arkadaşlar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. O zaman bu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. 2 ile çarparsanız 10 üzeri eksi 4 molar. Bizim ortak iyonlarımız kim? Flor eksi 1 iyonları. KCC kime göre yazılacak? Kalsiyum florüne göre. Yani diyeceğiz ki KCC eşittir kalsiyum artı 2 iyonları derişimi çarpı flor eksi 1 iyonları derişiminin karesi. Kalsiyum artı 2 iyonları derişimi ne kadar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar arkadaşlar. Flor eksi 1 iyonları derişimi ne kadar? 10 üzeri eksi 4 dengeden geldi. Aşağıdan da 0,01 var. Karesini oluruz. Kural. Ortak iyonlardan arkadaşlar dengeden gelen ortak iyonu ihmal et. Yani 10 üzeri eksi 4 kural gereği ihmal edildi. 0,01'in karesi 10 üzeri eksi 4 yaptı. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 ile çarptık. 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 çıktı. KCC'miz yani 5 şıkkı diyoruz. Evet, efsane soru çözümlerine devam edecek arkadaşlar. Bir başka efsane soru çözümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.